712 olduğunu aktarmıştı. Şimdi Ahmet Çelik'e gidelim. Ahmet Çelik Kilis'te operasyonun yapıldığı alanda bize oradaki operasyonun detaylarını aktaracak. Ahmet Çelik, seni dinleyelim. Evet Hikmet Öztürk, operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Dün itibariyle bölge hareketlendi demiştik. Şu an itibariyle de yoğun bir bombalama var. Karşıda kameraman arkadaşım İshak Güngör sizlere gösterecek. Darmık Dağı'nın tam tepesinde oluşan o bulut tarzı, aslında bulut değil, o bombalardan çıkan toz dumanı, az önce oraya yine bir bombardıman başladı. Dün itibariyle başladı demiştik bombardıman. Darmık Dağı'na yoğun atışlar olmaya başladı. Sabah itibariyle de zırhlı birliklerin geçişi vardı bölgeye. Hemen Darmık Dağı'nın yanında küçük Darmık Dağı da var. Oraya da sabah saatlerinde bombalama yapıldı. Az önce F-16'lar ve obüs atışları başlamıştı. Şu anda da yine yakın bir birlikten Darmık Dağı'na doğru, Büyük Darmık Dağı'na doğru ateş ediliyor. Topçu ateşleri devam ediyor. Obüs atışları da devam ediyor. Öte yandan yine dediğimiz gibi bölgeye zırhlı birlikler sabah itibariyle, daha da geriye gidersek dün gece itibariyle sevk edilmeye başlamıştı ama sabah itibariyle biraz daha yoğunlaştı. Zırhlı tanklar ve zırhlı araçlar zamanlı olarak, eş zamanlı olarak Suriye'nin diğer tarafına geçmeye devam ediyor. Hemen Darmık Dağı'nın yakınında bulunan Bekovası köyüne askerlerimiz ilk olarak hareket ettiler. O köye girdiği bilgisini biliyoruz. Askerlerimiz hemen Darmık Dağı'nın hemen canlı yine sol tarafta yine bir ateş edildi oraya obüsler tarafından ve gördüğünüz gibi yoğun duman kalkıyor oradan. Orada çünkü PKK mevzileri ve sığınakları var. Çok önemli bir stratejik bölgeye sahip orası. Darmık Dağı birçok köyün de görebiliyor. Çünkü oradan zaman zaman buraya atışların yapıldığını da biliyoruz. Şu anda oraya da canlı yayında oranın bombalama anını gösteriyoruz. Daha önce Darmık Dağı'nın bu tarafı bombalanmıştı. Şimdi zirve ve diğer tarafına atışlar yapılıyor. İkinci bir bomba daha düştü oraya. Darmık Dağı şu anda adeta toz duman altında. Dün gece itibariyle büyük bir operasyon bu tarafta başlatılmıştı bu cephede. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu hemen Gülbaba yakınlarından açılan yerden Suriye'ye geçtiler ve oradan ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Askerimiz hemen Darmık Dağı'nın altında bulunan Bekovası köyüne girmişti ve oradan da küçük Darmık'ı bombalamaya başlamıştı. Yine öte yandan Şengil köyüne de askerimizin girdiğini biliyoruz. Yine bu bölgede çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, tanklar ve diğer askeri araçlar bölgede bekletiliyor. Askerlerimizin ilerleyişi sürdüğü andan itibaren de yeni birlikler diğer tarafa doğru girmeye başlıyor. Şu anda yayına sesi geliyor mu bilmiyorum ama havada bir F-16 sesi var. O da Darmık Dağı'na doğru yaklaşıyor. Eş zamanlı olarak değil ama bir obüsler atıyor, bir F-16'lar atıyor. Darmık Dağı dümdüz edilmeye çalışılıyor. Dediğimiz gibi Darmık Dağı önemli bir yer. Oradan Türk köylerine de ateş ediliyor. O yüzden o dağda dağın alınması önemli. Çünkü roket atışlarının da olduğu düşünülüyor ve Darmık'a büyük bir operasyon yapıldı şu anda. Bombardıman devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu da, kara birlikleri de sıfır noktasında hazır bulunuyor. Onlar da tank ve top atışlarından sonra, F-16 atışlarından sonra bölgeye hareket edecekler. Darmık Dağı'nda tünellerin olduğu biliniyor. Yine bu Süreyya Dağı'nda olduğu gibi orada da PKK-YPG'nin uzun tünellerinin olduğu, kulelerin olduğu biliniyor. Ve o bölge temizlenmeye çalışıyor. Dağlık bir arazi olduğu için ilk olarak tank ve top atışlarıyla bölge dövülüyor. F-16'larla F-4 uçaklarımız da bölgeye bombaları bırakıyor. Gördüğünüz gibi büyük bir bulut haline geldi o Darmık Dağı'ndan çıkan toz. Şu anda yine yakın bir birlikten o bölgeye doğru atışlar yapılmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşım İshak Güngör size şu anda görüntüleri gösteriyor.
Gördüğünüz gibi Darmık Dağı'nın her tarafından toz ve duman çıkıyor. Biliyoruz ki çok yakın bir zamanda kara birlikleri de harekete geçecektir. Darmık önemli bir yer. Busreya Tepesi gibi önemli bir yer. Bulunduğumuz bölge Busreya Dağı ile Raco bölgesi arasında kalan bir bölge. Askerimizin başlattığı Hilal tarzı operasyonda Hilal'in en iç kısmı burası. Hilal de buradan yürüyerek Afrin'e doğru ilerlemeye devam edecekler.